Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler burçlarını 24-31 Aralık haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış? Hemen şöyle bir açalım ve bakalım neler var. Burcunuza göre kahve falınızda. Şöyle bir kahve falınız var arkadaşlar nasıl sizce? Biraz yoğun değil mi? Bakalım neler var, söyleyebileceklerim neler. Şimdi önce iş, para, maddi kaynaklar, kariyer hayatınız diyelim. Pazartesi günü sanki bulunduğunuz alanda ayaklarınız yere basmıyor. Hızlıca bir şey yapmak istiyorsunuz. Ama hani planlama da var bu işin içinde. Hani şunu yapmam lazım diyorsunuz. Böyle kafanızı ileriye doğru uzatmışsınız 2-3 gün sonrasının bir planı gibi ayağınızın birini atmışsınız biri olduğu yerde duruyor kafanız biraz karışık Aslında e, pazartesi günü alacağınız bir haber bu yapacağınız planla alakalı daha hızlı hareket etmenizi sağlayacak bir konuşma ya da görüşme ya da bir haber bakın burada ileriye dönük olarak atacağınız adımla alakalı hızlıca bir karar vereceksiniz. Pazartesi öğleden sonra iş ve para konularıyla alakalı bir adım attığınızı görüyorum. Önünüzde farklı farklı kişiler var. Sanki böyle onunla konuştum, onunla konuştum, onunla konuştum der gibi böyle. Pazartesi, salı, çarşamba iş yerinde devam, zikzaklar çizerek böyle birileriyle konuşup anlaşıp bir şeyler yapmaya çalıştığınız görünüyor. İşinizle alakalı çok hızlı hareket edeceksiniz. Özellikle pazartesi salı. Pazartesi salının üzerinde bir 15 rakamı var. Onu bir ceve koyalım. Bir sayısal değer olabilir Yapı, yaptığınız işle alakalı. İhtiyacınız olursa kullanabileceğiniz bir 15 rakamı var. Çarşamba günü geldiğinde bu planladığınız e, aktif olduğunuz konuyla alakalı bir kişi ya da bir kurumla karşılıklı görüşmeniz var. Yalnız bu kurumun bir sıkıntısı, bir sorunu var. Diretiyor. Direten bir kişiyle konuşmak ya da bir kurumla konuşmak gibi düşünebilirsiniz. Burada direnişle alakalı mücadele ettiğiniz, konuştuğunuz yalnız hani bir kere değil, iki, üç kere o gün içerisinde devamlı bu konularla alakalı git gel konuşma yapacağınızı görüyorum bakın pazartesiden belirlediğiniz işle alakalı çarşamba günü konuşmalar yapacaksınız arada gene konuşmalar var ama esas konunun çözümü çarşamba günü olacak burada karşıdaki kişinin elinde bir anahtar var yani bir başlangıç size sunduğu açmak istediğiniz kapıyla alakalı bir anahtar olduğunu düşünün bu anahtarı almak için mücadele ediyorsunuz ama alırsınız akşam üzerinde doğru diyeyim hani böyle konuş 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 sonunda alıyorsunuz yalnız dikkatli olması gereken bir konu var karşınızdaki kişi ya da kurumda bir sıkıntı var bu sıkıntı hani böyle geri çekilme gibi hani bir şeyi tam olarak söylemiyor mu? Bir bir, bir şey var, bir ketempere var burada. Ee, saklanan bir şey var diyeyim ben size yani bir evrak arkasında saklanıyor ya da bir konu arkasında saklanıyordu. Bir kişi belki patronunuz bu sizin almaya çalıştığınız bir şey var. Bir şeyi arkasında saklıyor. Bununla ilgili bir hesaplaşmanız olacak akabinde. Yani çarşamba çözüme ulaştım dediğiniz elinize almaya çalıştığınız o konu neyse aldığınız ama sonrasında da bu kişi ya da kurumla hesaplaşmaya gireceğiniz görünüyor. Bu alan, bu kişiler kimse çok kalabalık. Özellikle cuma cumartesi günü kalabalık içerisinde bu kişilerle bir hesaplaşmanız olacak. Yine aynı şekilde iş yerinde karabalık arkadaş çevresi, çalışanlar çevresi dediğimiz alanda da gene bir kişiyle hesaplaşma görünüyor. Yani bu hafta yapmaya çalıştığınız konularda bir çarşamba gününe dikkat etmeniz lazım. Orada alacağınızı alıyorsunuz fakat orada bir ketempere var. Bir yalan dolan saklanan bir şey olabilir. Gizlenen bir şey olabilir. Görmediğiniz bir şey olabilir. Onunla alakalı da perşembe cuma uğraştınız görünüyor. E bu arada hiç para yok mu? Bu arada hiç para yok. Hatta bir bilinmez borcunuz var. Hani bir bilinmez borcunuz derken. Bir borcunuz var salı günü bununla alakalı elinizde para yok. Dikkat diyebileceğim bir alan oraya bir çarpı atmışsınız bunun bitmesi lazım ama e, ederi yok yeteri yok elinizdeki o para yok der gibi görünüyorsunuz hemen akabinde orada da bir kişiyle konuşup bunu çözmeye çalışacaksınız ama bu borç bu konu neyse bu parasal mevzu uzar e, başka kişi ya da kurum ya da işte ne bileyim niye niyeyse ben bugün sizin falınıza kurum diyesim var kurumlarla alakalı bir şeyleriniz de olabilir bir bilinmezi bilinir hale getirmek için uğraşacaksınız maddi konularla alakalı da burada hafta sonu çok kişinin arasında görüyorum sizi yani birçok insan var hani iş toplantısı mı iş görüşmesi mi diyeyim bir, bir, olmuş birlik var yani burada aslında herkes omuz omuza vermiş bir eğlence de diyebilirsiniz burada hafta sonu için sadece görüşmelerde insanlar denk e, ufak tefek sıkıntılar konuşmalarla geçecek bir hafta sonunuzda var diyebilirim iş dediğim gibi konuları maddi kaynaklarla alakalı olan konu olarak bir de bu hafta e, bu şey var böbrek dikkat etmeniz lazım arkadaşlar arka sırt bölümünde üşütmelere özellikle burç olarak dikkat etmeniz gerekiyor diyelim İlişkilerde neler var? Hanenizde neler var? Hanede neler var? Pazartesiden bir başlayalım. Ayaklarınız hem haftaya adım atmış hem geçtiğimiz haftada. Arada kaldığınız bir mevzu. Bir haber almışsınız aslında hafta sonu. Bu haber güzel bir haber ama biraz dedikodu gibi. Ee, burada aile içerisinde sanki herkes böyle bir el ele kol kola olmuş Bu konuyla alakalı pazartesi salı bir konuşma yapabilirsiniz. Bir para var, bir kişinin üzerinde bir borç var, bir kişinin borcu. Siz de olabilirsiniz, ailenizden ya da eşiniz, sevginiz de olabilir. Sanki böyle bir grup kurulmuş, aile grubu gibi. O grup içerisinde pazartesi salı bu konularla alakalı konuşma yapılacak. Ya da pazartesi salı aile içerisinde bazı planlar yapacaksınız. Buraya dışarıdan insan bile var aslında. Dışarıdan gelebilecek insan mı diyelim? Dışarıdan insanlarla alakalı da mı plan yapacaksınız? Hani bir masa başında böyle insanlar el ele kol kola muhabbet ediyorlar. Bu iletişim halinde olduğunuz 4-5 kişiyi gösteriyor bana. 4-5 kişiyle telefonlaşabilirsiniz. Aynı masada oturabilirsiniz. Ama pazartesi, salı ve çarşamba bile diyebilirim. Hep konu aynı. ilişkilerden çok Aile bireyleriyle yapacağınız konuşma ya da planlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada sadece bir kişinin dışarıya çıkmaya çalıştığı, dışarıda kaldığı ya da gelmek istemediği, tersleştiği bir durum yaşanabilir. Bu gene telefonda size bilgi gelecekmiş gibi bir ahize görseli var. Ee, gelecekmiş gibi görünüyor. Şimdi çarşambaya kadar dediğim gibi aile içerisinde devamlı insanlarla el ele kol kola konuşma görüşme yaptığınız görünüyor. Esas çarşambadan sonra sanki gene aynı şekilde... Kararsızlığınız var yani Pazartesi ne yapalım diye düşünüyorsanız Çarşamba'dan sonra da gene aslında bir şeyler tam oturmamış ki ne yapalım diye düşünür pozisyonda çıkıyorsunuz. Gene bir adım öne atmışsınız böyle önünüzde bir kişi. E, bu kişi yalnız böyle bir yere gitmeye çalışan bir kişi. Bu biraz partner gibi de duruyor. Hani onu yapmasak da şunu yapsak diyen böyle yan yan kaçan <laughs> çevresindeki ya da aile efradatına daha yakın görsellerde çıkıyor. Çarşamba ufak bir tartışma olabilir çünkü karşınızdaki biraz köpek görsellerinde. Yani hem sadık hem de böyle bir hayır, hayır, her şeye hayır diyebilecek ya da çok fazla ses çıkaracak bir kişiymiş gibi duruyor. E, oturduğu yerden ani kalkıp sanki sizin verdiğiniz teklif ya da konuşmanıza tepki verecek görselleri var. Çevresinde bir sıkıntısı var. Ailesiyle alakalı olabilir, dostlarıyla ya da işiyle. Ama bu sıkıntıyı e, size biraz fevri bir şekilde sunabilir, bir kişi yüzünden de perşembe günü tartışabilirsiniz. Bu bazen çocuğumuz bazen de bir arkadaşımız bile olabiliyor biliyorsunuz. Sonrasında aslında e, gelip özür dileme durumu da var. Çünkü burada aslında sizin suçunuz yok. Orada onun kafasının karışık olduğu bir döngüde vereceği ters tepki ve cevaplardan dolayı Cuma günü gelmiş sanki elini uzatıyor anlaşmak istiyor. Sıkıntılı olduğu konuları size anlatacak. Siz biraz yüzünüzü dönmüşsünüz. Hiç de barışmayın eğitimi yok. Yanlış yaptığını der gibi görünüyorsunuz. Ama Cuma'dan sonra yapmış olduğunuz bir de bu, burada hesaplaşma var yalnız oturup baya baya konuşacaksınız. E, sakinlik görünüyor buradaki sakinlik aslında sizin e, bu hafta vermiş olduğunuz tüm mücadeleleri geride bırakıp sakinliğe kendinizi bıraktığınız bir hafta sonunu da gösteriyor. Hafta sonu 3 rakamı var. Üçlü bir yere gidebilirsiniz, üç kişi gelebilir, üç kişi gidebilirsiniz gibi düşünün. 3 e, üç rakamı ile alakalı da bir durumunuz olacak. Biraz daha o üç rakamını bakayım. E, kancayı taktığınız bir kişiyle görüşmeniz var. Yani kanca takmak aramak istediğiniz, görüşmek istediğiniz bir kişiye gitme durumunuz söz konusu olabilir. Çünkü bir kişiye sürpriz yapacaksınız burada. Sanki önünüzde bir kişi arkadan geliyorsunuz da böyle gözlerini kapatıyorsunuz gibi bir görsel çıkmış. Üç ne ile alakalıdır? 3'ün genel içeriği de aslında iletişimdir. Ama ee, bir kişi iletişimde olmadığınız bir kişiye sürpriz yapabilirsiniz hafta sonu diyelim aslında burada gibi görsellerimiz var bu haftaki falınızda arkadaşlar şu şu inatçı kişi kim yalnız bir kişinin inadıyla da uğraşacaksınız da çok koca kafalı <laughs> yani koca kafalı ya koca kafalı gerçekten ya da çok fazla sıkıntısı var konuşurken sıkıntılarından sizinle konuşamıyor. Kızacağınız bir kişi, cuma günü görüşeceğiniz, konuşma yapacağınız bir kişi olarak çıkmış. Bakalım buradan neler ekleyeceğiz. Action bir haftanız var ya. Yani karışık derken hani sanki böyle çevrenizdeki insanları toparlamaya çalışacaksınız. Devamlı bir konuşma haliniz var. Oraya koştur, onu yap, onlarla bir araya gel gibi böyle bayağı yoğun bir haftaya giriyorsunuz bence. Genel hatlarıyla içinizdeki sıkıntılar, Dert ettiğiniz konularla alakalı ekstrem bir gelişme olmaz düz bir hafta insanlarla daha çok iş bakın aile genel insanlarla birlikte olacağınız bir hafta e, hafta başı sadece biraz bir böyle konuşma görüşmeleriniz var özellikle iş ve para konularıyla alakalı. O görüşme konuşmaları yaparsınız. Aileye pazartesi günü güzel bir haber gelir. O haberle birlikte elinizde küçük bir bavul var. Bir yere gidip gelme durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Buradan aslında söyleyebileceğimiz gördüğünüz gibi çok bir şeyimiz yok. <laughs> evet bu haftanız bu şekilde. Umarım güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşer. Yolunuzu aydınlatır. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olur. Bu haftalıkta bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.